Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde hacmin dengeye etkisini kısa yoldan işleyeceğiz. Hacmin değişmesi katıların ve sıvıların derişimini değiştirmez. O yüzden katıları ve sıvıları eledik. Bu konumuzda katılar ve sıvılar söz konusu olmayacak kıymetli gençler. Hacmin değişmesi gazların derişimlerini tabii ki değiştirir. Eğer biz hacmi artırırsak gazların derişimi azalacaktır. Yok hacmi küçültürsek o zaman da gazların derişimi artacaktır kıymetli gençler. Hemen şuradan bakalım. Mesela şöyle burada gazımız var. Hacim sıkıştırılmış, küçültülmüş görüldüğü gibi. Koyu renkle yaptım. Gazların derişimi yüksek olur hacim sıkıştırılırsa. Yok, eğer hacim genişletilirse aynı gaz daha geniş alana yayılacağı için derişiminde düşme söz konusu olacaktır kıymetli gençler. Şuradaki pistonda da katıları ve sıvıları göstermek istedim. Siz pistonu ne kadar ileri çekerseniz çekin ya da sıvılar ve katılar sıkıştırılamadığı için ne kadar ileri iterseniz itin buradaki sıvımızın ve katımızın derişiminde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Tekrar söylüyorum, katıların ve sıvıların derişimleri hacimden etkilenmez. Gazların derişimleri hacim küçüldüğünde artar, hacim büyüdüğünde ise gazların derişimleri azalır kıymetli gençler. Peki dengeye etkisi nasıl olmaktadır? Biraz önce söyledik. Hacim eğer artarsa gazların derişimi düşer. Ve gazların derişimi düştüğü zaman denge gaz mol sayısı fazla olan tarafa kayacaktır. Şurada hacmi büyüttük. Hacmi büyütünce alan genişledi. Alan genişleyince şuradaki kalabalık daha da artar kıymetli gençler. Gazların mol sayısının olduğu tarafa doğru dengemiz ne yapacaktır hacim büyüyünce yürüyecektir. Şöyle düşünün bunlar burada işte bir maç izliyorlar diye düşünün. 3 mol gaz burada da 2 var. Burası sıkışık da değil alan genişledi. Alan genişleyince ne yapacak? Buradakiler kalabalığın içerisinde karışıp aa burada ne oluyor falan. Ee, bunun gibi bir mantık kurabiliriz burada. Hacim genişleyince kalabalığın olduğu tarafa yani gaz mol sayısının fazla olduğu tarafa dengemiz ne yapacaktır? Kayacaktır kıymetli gençler. Ve bunu eğer grafikle gösterirsem hacim genişletildiği için bunun derişimi düştü. Bunun derişimi düştü. Bunun derişimi düştü. Bütün gazların derişimi düştü. Daha sonra dengem ne yaptı? Girenler yönünde kaydı. Girenler yönüne kaydığı için bunun mol sayısı azalır. Bunun ve bunun mol sayısı artacaktır kıymetli gençler. Bu sebeple e, ilk baştaki düşüşten sonra oksijenin e, derişimi giderek arttı. CO2'nin derişimi giderek arttı. CO3'ün derişimi daha da düştü. Ama inceleyecek olursam herkesin derişimi en başındakinden daha düşük bakın. Bununki de en başındakinden daha düşük. Bununki de en başındakinden daha düşük. Neden diyeceksiniz? Oksijen ve CO2 artmasına rağmen eski yüksek değerlerine ulaşamadılar. Çünkü ben en başta pistonu çekerek hacmi genişletmiştim. Hacim genişleyince herkesin derişimi düşmüştü. Ve eski değerine geri gelemedi kıymetli gençler. Herkesin derişim eskisinden düşük olmuş oldu. Şimdi de şu tepmemize bakalım. Burada da yine gazların hacmini genişlettiğimi düşüneceğiz kıymetli gençler. 2 tane NH3'ümüz. Bu tarafta da N2 ile 3 tane H2'miz var. Burada 2 mol gazımız var. Burada ise 1 mol bu 3 mol de bu 4 mol gazımız var. Ben hacmi büyüttüm. Herkesin derişimi ne yaptı? Düştü kıymetli gençler. Herkesin derişimi düşünce gazların mol sayısının fazla olduğu tarafa dengemiz yürüdü. Dolayısıyla dengemiz ürünler tarafına kayacaktır. Hemen grafikten bakacak olursam ben hacmi genişlettiğim için N2'nin, H2'nin, NH3'ün hepsinin aniden derişimi ne yaptı? Düştü daha sonra denge ürünlere kaydı. Bunun mol sayısı giderek azaldı. Bunun ve bunun mol sayısı giderek arttı. Yani bunların derişimi tekrar artışa geçti. Bununki daha da düşüşe geçti. Hemen bakıyorum. N2'nin derişimi giderek arttı ama eski değerine gelmedi. H2'nin derişimi giderek arttı ama eski değerine gelemedi. N3'ün derişimi daha da düştü. Ve sonuç olarak herkesin derişimi ilk baştakinden daha düşük, ilk baştakinden daha düşük, ilk baştakinden daha düşük. Neden herkesin derişimi ilk baştakinden daha düşük? Çünkü ben ilk başta hacmi genişletmiştim. Hacim genişleyince herkesin derişimi düşmüştü. Denge ürünlere kaydı. N2'nin ve H2'nin derişimi arttı. Ama eski değerlerine ne yapamadılar? Gelemediler kıymetli gençler. N2'nin ve H2'nin mol sayısı artarken NH3'ün mol sayısı azaldı eskisine göre. KC'ye peki ne olur? KC asla değişmez. KC hepsinde aynı kalır. Çünkü hacim değişikliği KC'yi etkilemez. KC sadece sıcaklıkla değişmektedir kıymetli gençler. Şimdi şu taraftaki duruma bakalım. Burada da hacim azaltılırsa tüm gazların derişimi Artar kıymetli gençler. Evet ben hacmi küçültürsem, pistonu sıkıştırırsam oradaki tüm gazların derişimi ne yapacaktır? Artacaktır. Ve bu sefer e, derişim arttığı için gazlar sıkıştığı için gaz mol sayısının az olduğu tarafa doğru dengemiz kayacaktır. Denge gaz mol sayısının az olduğu yöne kayar. Hacmi küçülttüğümüzde denge gaz mol sayısının az olduğu tarafa kayar. Hemen bu tepkimizden bakalım. Bu tarafta gaz mol sayısı 3, bu tarafta gaz mol sayısı 2. Ben hacmi küçülttüm sıkıştırdım. Bunun derişimi arttı. Bu tarafında derişim arttı. Buranınki daha fazla artar. 3 mol olduğu için gaz mollar, gazlarımız çok sıkıştı. Gaz mol sayısının az olduğu tarafa kaydı. Yani ürünlere doğru kaydı. Grafikle inceleyecek olursam ben hacim küçülttüğüm için hem SO3'ün hem O2'nin hem SO2'nin derişimi aniden arttı kıymetli gençler. Hacim küçültüldüğü için. Daha sonra denge ürünlere kaydığı için SO3 tekrar arttı fakat oksijenle SO2 ürünlere kayma yüzünden giderek azaldılar. Ancak eski değerlerine inmediler. Neden inmediler? Çünkü ben ilk başta hacmi ne yapmıştım? Küçültmüştüm. Herkesin derişimi yükselmişti. Dolayısıyla dengeden kaynaklı bu azalış benim hacmi küçültmemden kaynaklı olan derişimdeki büyümeye denk gelemedi. Herkesin derişimleri yeni dengedeki derişimleri eskisinden daha fazla olmuş oldu kıymetli gençler. Şu tepkimize bakalım hemen. Bu tepkimemizde de burada 2 mol gazımız var, burada 4 mol gazımız var. Eğer ben hacmi küçültürsem derişimler artar. Burada 4 mol gaz olduğu için buranın derişiminde daha şiddetli bir artış söz konusu olur. Dolayısıyla gazlar iyice sıkışır ve 4 mol gaz 2 mol gazın olduğu tarafa doğru yürümeye başlar kıymetli gençler. Dengemiz girenlere ne Kayacaktır. Dengemiz girenleri kayınca NH3 mol sayısı giderek artacaktır. N2'nin ve H2'nin mol sayısı giderek ne yapacaktır? Azalacaktır. Kıymetli. Gençler Kc kesinlikle değişmeyecektir. Grafikte bakacak olursak ben hacmi küçülttüğüm için herkesin derişimi aniden Arttı kıymetli gençler zıng diye. Daha sonra denge girenlere kaydığı için NH3'ün derişimi daha da arttı. Çünkü NH3 bu tarafta girenlere kayınca daha da arttı. N2'nin ve H2'nin derişimi ise giderek azaldı. Ama eski değerlerine inmediler kıymetli gençler. Çünkü ben olayın ilk başında hacmi küçültmüş. Herkesin derişimini birdenbire artırmıştım. Hatırlayacak olursanız. Üçüncü bir durum daha var. Üçüncü bir durum da şöyle. E, burada 2 mol gaz var. Burada da 2 mol gaz var. Her iki tarafta da eşit mol sayısında gaz var. Eğer ki ben e, şey yaparsam gazların mol sayısı iki tarafta eşitse eğer ki ben hacmi artırırsam ne olacaktır? Bunların derişimleri düşecektir. Yok ben hacmi eğer küçültürsem hacmi azaltırsam bu sefer de derişimleri artacaktır. Ancak denge bozulmasın. E, mol sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Denge sağa ya da sola, sola kaymaz. Demek ki her iki tarafta gazların mol sayısı birbirine eşitse dengede bir bozulma söz konusu olmaz. Fakat ben hacmi büyüttüğümde derişimler azalır, hacmi küçülttüğümde ise derişimler artar. Grafikle gösterecek olursam şurada neydi? Dengedeydiler. Ben hacmi ne yaptım kıymetli gençler burada? E, küçülttüm. Derişimler arttı. Bu kadar. Dengede herhangi bir bozulma olmadı. Burada da e, bu mol sayılarında ya da bu derişimlerde dengedeydiler. Ben ne yaptım? Birdenbire e, hacmimi büyüttüm. Hacmi büyütünce derişimler düştü. Ancak tekrar bir artış ya da azalış olmadı çünkü denge bozulmadı. Grafik olarak bu şekilde gösterilir. Tekrar söylüyorum. Her iki taraftaki gaz hacmi, pardon gazların mol sayısı her iki tarafta birbirine eşitse e, dengemizde bir bozulma söz konusu olmaz kıymetli gençler. Bir de magnezyum karbonatın ya da kalsiyum karbonatın karbondioksit çıkarma reaksiyonu var. Ya da buna benzer reaksiyonlar var. Bu tür reaksiyonlarda mesela burada gaz yok. Burada ise sadece karbondioksit gaz bir mol gazımız var. Kc'miz sadece bu 1 mol gazımızın derişimine bağlı. Kc eşittir karbondioksitin derişimi şeklindedir. E Kc hacim değişikliklerinden etkilenmez. Kc hep aynı kalacağı için burada karbondioksitin derişimi de hep aynı kalmak zorundadır. E, fakat denge tabii ki bozulacaktır. Eğer ben hacmi artırırsam karbondioksit derişimi düşecektir karbondioksit derişimi düştüğü için dengemiz bunu artırmak için sağa doğru ne yapacaktır? Kayacaktır ve böylece karbondioksit derişimi artacak ve eski değerine geri gelmek zorundadır. Kca karbondioksit derişimine bağlı olduğu için eğer hacmi azaltırsam bu sefer de e, hacim azaldığı için girenlere doğru yönelecektir benim dengem. Yani gaz mol sayısının az olduğu tarafa doğru yönelecektir hacim azalırsa. E, karbondioksitin derişimi de yükselecektir hacim azaldığında. E, fakat girenlere yöneldiği için karbondioksitin derişimi giderek azalacak eski değerine mecburen yani geri gelecektir çünkü Kc sadece karbondioksitin derişimine bağlıdır. Yani kısacası hacim artarsa ürünlere kayar bunun mol sayısı düşer. Bunun mol sayısı düşer. Bunun mol sayısı artar. Yok hacim azalırsa bu sefer girenlere kayar. E, girenlere kayınca bunun mol sayısı artar. Bunun ve bunun mol sayısı düşer. E, derişim fakat sabit kalmak zorundadır karbondioksitin. Çünkü KC sadece karbondioksitin derişimine bağlıdır. O zaman şöyle dersek. Magnezyum oksitin ve magnezyum karbonatın derişimleri hacim değişikliğinden etkilenmezler. Çünkü katlar hacim değişikliğinden etkilenmez. O yüzden bunların derişimleri sürekli olarak sabit kalacak. Mol sayısı değil ama kıymetli gençler. Derişimleri sabit kalacak. Karbondioksit söz konusu olduğunda ben eğer ki hacmi küçültmüşsem. Karbondioksitin derişimi birdenbire artacak. Sonra denge girenlere yöneldiği için giderek azalacak. Eski değerine tamamen geri gelecek. Çünkü Kc sadece karbondioksitin derişimine bağlıdır. E, bu konuyu daha geniş bir şekilde işlemek isterseniz mol sayılarına ne olur? Kc'lere ne olur? Denge hangi yöne kayar? Derişimler ne şekilde değişir? Ve soru çözümü görmek isterseniz uzun bir video çekmiştim bu konuyla ilgili ona da bakabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın kıymetli gençler.